Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şükür ben de iyiyim. Dostlarım, bugün muhabbet kuşu türlerinden rainbow türlerini açıklamak istiyorum sizlere. Yani bugünkü konumuzun başlığı muhabbet kuşu rainbow türleri. Arkadaşlar, rainbow muhabbet kuşları muhabbet kuşu türlerinin en renkli olan türüdür dostlar. Günümüzde de oldukça ilgi görüyor. Rainbow muhabbet kuşu isminden de anlaşıldığı gibi gökkuşağı renkleri taşır. Rainbow muhabbet kuşu ilk olarak İngiltere'de Keystone Kuş Çiftliği tarafından üretilmiş ve oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. Özellikleri, en büyük özellikleri sarı yüz olmaları, kanat uçları gri ya da beyaz tonlarda silik opal görünümlü olması önemlidir. Evet dostlarım, şöyle yakından sizlere göstermiş olayım. Biraz internetten araştırdığım bilgiler var. Oradan yardım alarak sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olursanız sevinirim dostlarım. Evet, bizdeki rainbowlar, bizim kümesimizdeki rainbowlar çok böyle violet tarzda değiller. Karşıda bir tane var, violeti o andırıyor. Violet rengini bu da andırıyor biraz. Yani belirgin renkte öyle rainbow takım yok elimizde. Sadece bir takım var. Bir takımdan 6 tane erkek yavru aldık. Yavrularımızın hepsi erkek maşallah. Şu karşıdaki, bakın şu karşıdaki 3 aylık, 4 aylık civarlarında. Bu hayvanlar tüylerini attıktan sonra renk tonları biraz daha güzel olacak. Yani biraz daha güzel renk tonlarını alacaklar. Bu hayvanlar en az 1 yaşına kadar renkleri oturmuş vaziyette olur. Evet, karşıdaki dediğimiz gibi 3 aylık, 4 aylık civarlarında hayvanlar ilk tüyünü atıyor. Diğerleri bebekler, diğerleri daha küçükler. Hatta burun kısmından da göreceğiniz gibi koyu mavi olmuş. Evet dostlarım, muhabbet kuşu rainbowlar devam edecek olursak, bir kuşa rainbow demek için önemli birinci kural sarı yüz olması ve kanat uçlarında grilik opal tonlarda olması önemlidir. Rainbow muhabbet kuşlarında gövde renkleri tonlar değişebilir. Gök mavisi, mor renk veyahut da leylak rengine, leylak rengi de görülebilir dostlar. Bakın göğüs kısmı dediğimiz şurası dostlarım. Kamerayı biraz odaklamak istiyorum. Rainbow muhabbet kuşlarını spangle mutasyon ve painted mutasyon ile çok fazla karıştıranlar oluyor. Spangle ve painted muhabbet kuşunun en belirgin özelliği beyaz kanat olmalarıdır. Bu da onları rainbow muhabbet kuşundan ayıran en büyük farklılıktır dostlar. Fiyat olarak muhabbet kuşu rainbowların fiyatlarına gelecek olursak, muhabbet kuşu rainbowlar 150 TL'den başlıyor. 500, 600 TL, 700, 800 TL. Yani rengine, vasfına, kalitesine göre muhabbet kuşunun fiyatı değişir. Yani 150-200 liradan bulabilirsiniz dostlarım başlangıç fiyatları. Rainbow demek gökkuşağı anlamını taşıyor. Kanat rengi açık gri ya da tarçın rengi olabiliyor. Yani şu kanat renkleri açık gri ya da tarçın renkleri olacak. Boyun beneği koyu mor olacak dostlar. Boyun beneği dediğimiz şu dostlarım, bakın odaklayacağım. Şu mavi olan yer, gagasının yanındaki mavi bir halka var. O boyun beneği. O mor olacak. Koyu mor olacak. Kuyruk rengi gri olacak dostlar. Bakın kuyruğunu da yakından göstereyim. Kuyruk renkleri gri olacak. Ayak rengi ise mavimsi ya da gri tonlarında olacak. Ayak renkleri de mavimsi ya da gri tonlarında olacak. Göz rengi siyah göz renklidir. Rainbowlar siyah göz renklidir. Belki mutasyon olarak çalışıp kırmızı gözle elde edenler de vardır belki. Ama benim bildiğim, internette araştırdığım kadarıyla rainbow muhabbet kuşları siyah renkte oluyor gözleri. Dostlarım, kafesimizi şöyle bir açalım. Bunları yakından sizlere göstereyim. Bu mavili olan 1 aylık civarlarında. Bu hayvan daha ilk tüyünü atmadı. Ama şurada dediğimiz gibi karşıda görmüş olduğunuz 3 aylık civarlarında, bakın. Bu hayvan 3 aylık, 4 aylık civarlarında ilk tüyünü atıyor.
Yani muhabbet kuşu ilk tüyünü attıktan sonra daha güzelleşir, daha güzel iri boya ulaşır. Muhabbet kuşları iki tüy attıktan sonra, yani hemen hemen 6-7 aylık olduklarında iri bir boya ulaşırlar. Rainbow'lar ise 1 yaşına kadar, yani 1 seneye kadar bunların renk tonları değişir. Yani bunlardan tam bir renk oluşması için 1 sene beklememiz lazım. Rainbow'lara 1 sene beklememiz lazım yani. Evet arkadaşlar, elimizde 6 tane erkek Rainbow var. Almak isteyenler varsa bizimle Facebook'tan veyahut da Instagram'dan iletişime geçebilirler. Dişi maalesef yok. 6 tane erkek var. Kümesimizde 6 tane erkek Rainbow'umuz var. Bunların anne babasını göstereyim bir de sizlere. Bakın dostlar, bir çiftleşme yakaladık video esnasında. Biz burada videoyla uğraşıyoruz. Keratalar da iş üstünde çalışıyorlar. Maşallah, bereket versin diyelim. Evet arkadaşlar, babamızın rengi bu. Şöyle yakından göstereyim. Telefondan çekiyoruz, odaklama sorunu oluyor ya. Şöyle bir açalım. Annemiz yumurtalara yapıyor. Daha doğrusu yumurtası var ama bakalım kaç tane yumurtası var bunun. 3 tane yumurtamız var burada. Arkadaşlar, bunların renklerini sizlere şöyle yakından göstereyim. Dişimiz leylak, yeşil tonda olduğu için yavrular genelde dişiye çekiyor, dişiye benziyor. Babamızın rengi güzel yine. Bakın şöyle babayla tüneye gelse, onu da yakından göstereceğim. Hayvanlar korktular bayağı bir. Yani dediğimiz gibi Rainbow'ların renkleri bu şekilde. Bunların violetleri var, leylakları var. Yani değişik renkte mutasyonlar var dostlarım. Rainbow'ların da çeşitleri var. Evet arkadaşlar, anne babamız bunlar. Şu an için elimizde 6 tane erkek Rainbow var. Dişimiz maalesef yok. Arkadaşlar, Japoneslerimiz var burada. Bunların yavruları var. Buraya kaydırdığımız bir tane kabak erkeğimiz var. Bakın dostlar, bu erkek. Japonesler var, çift kanatlar var, tek kanatlar var. Yani maşallah, bereket versin. Üst tarafta da sarı rehte yavrularımız var. Sizlere onu da göstereyim. Annemiz beyaz, sarı taşıyıcı beyazımız. Bunların 6 tane yavrusu var burada. Maşallah. 2, 4, 5 tane çift kanat var sarı rehte. Bir tane şurada başka takımlardan kaydırmış olduğumuz yavru var bir tane. Köşede saklanıyor tarafa. Bunların ikinci ağızları. Bu hayvanlardan maşallah iyi bir verim aldık. İlk ağızda 4 tane yavru aldık. İkinci ağızda ise 6 tane yumurta yaptılar. 6'sı daha doluydu. Onların yavrusunun bir tanesi de burada. Jumolara kaydırdım. Jumolara bakıyor. Buradaki takımlarımız da Jumbo tepeli. Bir tane de Japonya sarı DF yavrusuna bakıyor. Bakın. Şu sarı DF, çift kanat sarı DF. Maşallah. Bunların hepsi Jumbo tepeli dostlarım. Jumbo tepeli yavrularımız. Bunlar bakıcı anne baba. Bakalım, bunlar da bu şekilde çalıştırıyoruz. Bunlar yumurtaları boş idi. Biz de altlarına Jumbo tepeli takımların yumurtasını kaydırdık. Onların yavrusuna bakıyorlar. Kümesimizde şu an için verimleri güzel dostlar. Burada 3 tane yavrumuz var. Jumbo'ların yavrusu bunlar. Alt tarafta yavrumuz var. Yeni çıkan yavrularımız var. 2 tane yavrumuz çıkmış maşallah. Annemiz onları besliyor. Bir de burada yavrumuz var. Yeni çıkan yavrularımız var. Burada onları da gösterelim bakalım. Bunlar da yine bakıcı anne baba. Bunlar da büyük ihtimal Japoneslerin yavrusu. Annemiz yavruyu besliyor bakın. Sırt üstü yatırmış yavruyu besliyor kerata. Maşallah. Bakalım. Bir de üst katta var dostlarım. Japoneslerin yavrusu üst katta var. Bunların renkleri biraz daha güzel. Çünkü bunlar biraz daha büyükler. Bunları da çıkartıp şöyle bir gün yüzüne çıkartalım. Sizlerle beraber incelemiş olalım. Yani konumuz Rainbow ama diğer kuş türleriyle de göstermiş olduk. Japoneslerimizi de gösterdik. Bakın bunlar çift kanat. Güzeller yani, fena değiller. Bunlar bir hafta 10 güne kadar yeme düşerler keratalar. Yani bir 10-15 günleri var bunların daha. Evet. Annemiz sarı, sarı derece. Babamız da parçalı, koyu renkli bir spangler. Genelde sarı tonda, spangler tarzı atmış. Maşallah, bereket versin diyelim.
Evet, burada 6 tane yavrumuz var. Bakın anne babaya. Babamız da şu. Babanın kuyruğu koptu. Geçen dışarı kaçtı. Yakalayın derken hayvanın kuyruğunu koparttık. Kuyruksuz olduğu için biraz çirkin duruyor. Ama yine de yakışıklı yani. Babamız da yakışıklı. Evet dostlarım, bugünkü konumuzun başlığı Rainbow Muhabbet Kuşları idi. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Dostlarım, elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Elimizdeki Rainbow muhabbet kuşları da bunlar. 6 tane erkek muhabbet kuşumuz var Rainbow. Bir çiftte damızlığımız var. Anne baba var bir çiftte. Onların ikinci kuluçkası. Evet dostlarım, umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru, bir öneri, bir fikir olduğu zaman da yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.